Herkese merhabalar. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konumuzda başlıyoruz. Evet Evren Bey, harika bir şekilde sence genetik mühendisliğinin ne olduğunu anlayacağız. Genetik mühendisleri neler yapar? Aynı zamanda biyoteknoloji nedir? Canlı, biyo demek aslında teknoloji de teknoloji. Canlıları ilgilendiren bütün teknolojik gelişmeler aslında biyoteknolojinin konusu. Beraber senle beraber bakacağız. Aşılardır, vitamin haplarıdır, meyveli yoğurtlardır. Aslında birçok konu bu branşın içine giriyor. Hayır, çok basit bir konu. Kopya koyun vardı, Dolly evet, vardı. Evet, harikasın. Dolly var, kopyalanmış koyun aslında. Şimdi yeni canlılar da kopyalamaya başladılar. Mesela inşallah bazı mesela. Diğer canlıları da kopyalayacaklar ki bize daha hızlı, faydalı genetiği değiştirilmiş organizmalar, tabii şaka yapıyorum. Genetiği değiştirilmiş organizmalar GDO demek. Bunların ne olduğuna bakacağız seninle beraber. İslahın ne olduğuna bakacağız. Gerçekten önemli ve hayatı çok ilgilendiren bir konu diyorum. Ve aynı zamanda bununla alakalı birçok biyolojik araştırma yapılıyor tabii ki. Teknolojiyle biyolojiyi birleştiren araştırma yapılıyor. İşte bazı bakteriler kullanılıyor. İşte antibiyotik hapları, antibiyotik iğneleri ve benzeri. Aynı zamanda işte aşılar üretiliyor. Gerçekten çok kapsamlı bir konu. Ve bununla alakalı hemen sana şunu söylemek istiyorum. Bununla alakalı eğer çalışacaksan ki ödevini vermek istiyorum sana. Bu dersten sonra yapmamız gereken 0'dan 8'e sayısal kitabımızdan hemen sana ödevimizi vermek istiyorum. Artık bu konunun, yani DNA ve genetik kod konusunun sonuna geliyoruz. Sonuna geldik daha doğrusu. Artık son kısmıyla beraberiz. Sayfa 194'ten başlayıp Tonguç evladım benim 199'a kadar, hatta pardon 201'e kadar yapabilirsin artık basınç kursuna geçeceğiz. Zor mu soruyorsun abi? Çok, hayır, zor değil, merak etme. Ve aynı zamanda taktikli fen kitabımızdan da test 19 sayfa 50'deki test 20 ve test 21, 22'de konu tarama testleri. Bunları da yapmanı istiyorum seninle beraber. Ve aynı zamanda Dinamo Fen'den de Bart, bu üniteyi bitiriyoruz. En fazla soru çıkan üniteyi bitiriyoruz. Test 19, test 20, test 21 ve test 22. Zaten bunlar ünite değerlendirme testlerimiz. Ve bu ünite değerlendirme testlerini de yapmanı istiyorum. Aynı zamanda da Zoru Bankası Fen'den... Hocam full yapmak istiyorum. Hepsini çözeceğim. Aynen, hepsini çözeceksin. Çözmelisin de zaten. Test 16, 17, 18 ve 19'u yapmanı istiyorum. Diğerlerini de sonraya bırakabilirsin. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Genetik mühendisliği nedir'e bakarsak, genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılması ve aynı zamanda bazı problemlerin de çözülmesi demek. Uygulama alanlarına baktığımız zaman gen tedavisi mesela. Hücredeki eksik genler var mesela Tonguç. Benim genim bozuk. Ve bunların işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması, bunların işlevlerinin tekrar yerine gelmesini sağlıyor. Mesela Tonguç'um, hastalık geni içeren bir hücremiz var. Şu hastalık geni diyelim. Şimdi sen normal hastalığa devam geni engelleyen bir gen aktarıyorsun bunun içine ve hücrenin içinde bu gen bu geni engelliyor ve bu hücrenin hasta olmasına engelliyor. İşte buna gen tedavisi diyoruz biz. Bu genetik mühendisinin yaptığı özel bir uygulama alanı diyoruz. İşte bu şekilde bazı hastalıkları da önüne geçebiliyoruz. Örnek olarak bir uygulama alanımız daha ıslah çalışmaları. Islah ne demek Tonguç Evren Bey? Islah demek Allah seni ıslah etsin diyor bana anneme. İşte o ıslah demek aslında düzelesin, terbiye olasın demek aslında. Islah dediğimiz şey daha verimli ve bitki ve hayvan türlerinin elde edilmesi aslında. Nasıl oluyor? Bunun yapay seçilim denilen bir yöntem var. Mesela diyorsun ki en fazla besin veren bitkileri seçip onları kendi arasında çiftleştirip yeni daha fazla besin veren bitkiler yetiştirebiliyorsun. Ama bunun yanında Tonguç'um, sıcak ortamda yetişen çileğe mesela başka bir canlı genleri aktarılıyor ve sonuçta soğukta da yetişebilen çilek ortaya çıkıyor. Yani normalde çilek sadece sıcak ortamlara yetişen bir bitki. Biliyor musun Tonguç abi? Aynen, böyle soğuk yerlerde, soğuk ülkelerde yetişemez asla. Mesela Rusya'da çilek yetişmez mesela. Ne yapar? Rusya sürekli çileği ithal eder. Dolayısıyla işte Rusya'da yetişebilen çilek üretebiliyor genetik mühendisleri. Neden? O kadar soğukta bile yaşayabilen çilek bitkisine üretebilecek gen aktarımları yapıp ıslah edebiliyorlar. Yani daha verimli türler yetiştirebiliyorlar. Mesela bir uygulama alanında çok popüler olan bir uygulama alanı, o da klonlama Tonguç'um. Benim klonum çıktı hocam. Aynen, klonum olsaydı ödevlerime yardım ederdi demişsin. Ederdi tabii herhalde. Aynen, bundan sonra okula gidiyor, ben genelde de yatıyorum hocam. Tebrik ediyorum seni. Tonguç'um, klonlama dediğimiz şey, mesela bir tane koyunumuz var. Bu koyunun içindeki hücresini aldıktan sonra hücrenin içinden DNA'sını çıkartıyorsun Tonguç'um. DNA'sını çıkardıktan sonra başka bir koyundan da yumurta hücresi alıp bunun çekirdeğini çıkartıyorsun. Yani bunun kendi özelliklerini atıyorsun.
Sadece hücresi kalıyor. Yumurta hücresi çok özel bir hücre. Neden? Çünkü hem hızlı bölünebilme yeteneğine sahip hem de tonguçum içinde bir sürü besin var. Şimdi sen bu DNA'yı bu boş yumurta hücresiyle birleştirince aslında bu adamın şifresini bu yumurta hücresinin içine koymuş oluyorsun ve bu büyüyünce çat diye aynısının tıpkısı oluyor. İşte bu aslında klonlanan hayvan, bu da ortaya çıkan hayvan. İşte bu bu da bir canlının içinde tabii taşıyıcı olarak büyütülüyor. Yani bunun karnında büyüyor. Sonra yumurtlayınca çat diye Dolly diye bir koyun çıkıyor. İşte ilk başta Dolly diye bir koyun vardı Tonguç'um. Dolly. Dolly'nin klonu da bu işte. Bu da Dolly klonu diyoruz Tonguç'um. İşte klonlama dediğimiz şey, uygulamada bu şekilde ana bireyle tıpatıp aynı genetik şifrede yeni birey oluşturması işlemi diyoruz. Yeni nesile aşılama dediğimiz taktiklerle Tonguç'um, mikroorganizmanın tamamını kullanmak yerine genler aşıya aktarılmaktadır. Mesela örnek olarak yeni nesil aşılamada mesela bakteri DNA'sının kopyasını alıyorsun Tonguç'um. Sonra insandan alınan parçayı da alıyorsun. Sonra bu ikisini birleştiriyorsun. Sonra DNA aşısı şeklinde sana yapıyorsun. Ve bu uygulamayla mikrobun taşıyıcıları yerleştirilince sen hastalığa karşı bağışıklık. Yani bu bakteri bu vücuduna girdiğin anda sen diyorsun ki aa ben bunu tanıyordum zaten. O zaman hadi buna ait benim antikorlar denilen özel hücreler o bakteriyi tanıdığı için daha önceden bu bir zararlı bakteri diyerekten saldırıyor. Normalde bütün bakterilere saldırmıyor vücudumuz. Sadece tanıdıklarına saldırıyor. İşte sen bu aşılamayı daha önceden tanıyabilmek için yapıyorsun. Tonguç'um bunun gibi daha yeni nesil aşılama tekniklerinden bir tanesi de mesela muzun içine DNA'ları enjekte ederekten daha doğrusu özel DNA'ları koyaraktan muz yediğin anda bir anda aşı yemiş gibi oluyorsun. Yani hiç aşıyı iğne yiyip sokmadan buraya muz yediğin anda o aşının özellikleri de sana geçiyor diyoruz. Bu da yeni nesil aşamaya bir başka bir örnek diyoruz. Gen aktarımına baktığımız zaman bakterilerden yararlanarak bir canlıya ait genin başka bir canlıya aktarılmasına biz gen aktarım diyoruz. Mesela aktarılmak istenen gen alıyorsun bunu. Sonra bir bakteri DNA'sının yanına koyuyorsun. Gen bakteriye eklendiği anda bakteri DNA'sı bu yeni DNA'yı içine alıyor. Yeni gen bakteri DNA'sı birleşiyor. İşte bakterilerden yararlanarak başka bir canlıya bu geni, bu bakteriyi o canlıya soktuğun anda o gen aslında o canlının içine girmiş oluyor. Aslında yeni bir aşılama yöntemi gibi düşünebilirsin. Bu sefer de bakterilerden yararlanıyoruz. Buna da gen aktarımı diyoruz Tonguç. O zaman ödüllü sorumuzu yaptın Tonguç. Yorumlara yolla. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam.